Şimdi geldik üçüncü soru. 5.000 lira değerinde. Değil mi? Evet. Evet. 5.000 lira değerindeki üçüncü sorumuzun konu başlığı. Hadi gelsin. Sizinkiler gibi sorayım. Ha. Gelsin mi? Gelsin. O zaman gelsin. Hadi gelsin. Evet kızlar. Podyumdan ekrana. Aferin, podyumdan ekrana. Mankenlerimiz. Konu başlığımız podyumdan ekrana. Bakalım şıkları. Hadi bir şıklarımızı görelim o zaman. Görelim. Evet. Podyumdan ekrana konu başlığımız. Üç şık podyumdan ekrana gelmiş. Biri değil. Hangisi? Farklı olanı gönder gitsin. Düşünüyorum. D şıkkı Pınar Altu. Podyumdan ekrana gelmiştir diye düşünüyorum. Neden? Çünkü böyle çok affederek söylüyorum. Af dileyerek söylüyorum. Hani şey böyle daha 90'larda falan sanki böyle podyumdaymış da sonradan başka dizilere işte ekranlara geçmiş gibi bir izlenim var. Aynen. Hadi bakalım. Ben evet. Hatta güzellik yarışmasını kazanmış bile olabilir. Tabii ya. Evet. Aynen. Evet. Değişikliğin o yüzden eledik mi? Ortak kararımız. Eledik mi değişikliğin? Bence eledik. Çünkü bana daha yakın gelen sanki bazı şıklar var. Aslan'a bak ya. Aldı gitti vallahi. Dur kız bir de ortağına sor. Doğru diyor. O hayır onu ya. O geldi. Doğru diyor. Diyor. Kararsız kaldık. Hemen böyle şey. Senin şekerci zaten tanıyoruz. Diyor dedi. Senin şekercinin ben podyumdan ekrana gelmedi diyebiliyorum ben. Yani öyle yani direkt oyunculukta gördüm. Öyle anlatıyorum. Hani, Melekler Kurusu diye bir dizi daha falan oynadı. Oradan biliyorum. B. Yine isim hafızamın... Kiralı Kaşık. Şeyine uğruyorum. Nerede görmüştük dedin? Kiralı Kaşık'ta. Evet. En son orada gördük. Diyorsun. İsim hakkında bir tahmin yapmak isteseniz... Gelir mi aklınıza? Onu sen bilirsin. Mehmet Ali Erbil'in eski eşi. Ne dedik? Direkt makasına düştük. Tamam kızlar devam. Bey ile ilgili. Podyumdan ekrana gelmiş olabilme ihtimali bence var beyninde. Beyninde. Bir oh var. Belli var, evet. Var. Şeyin... Ekranlardan anımsıyorum. Aynen. Farklı bir fotoğrafta olabilirmiş. Yani o da podyumdan ekrana geldi yani. O podyumdan ekrana geldi evet. Bir öyle bir geldi. Podyumda size. Geldi misin gördün? Evet. Podyumdan ekrana geldi gibi geldi. Podyumda size. Emin misin gördüğüne? Neden biliyor musun? Bacak boyu, fizik. Fiziği düzgün evet. Her şey onda var yani. Var şimdi. Podyum potansiyeli bir de olabilmesi. Yahu şu kadar bir fotoğraf verdi. Kızlara bakar mısınız? Bacak, mevlim, düzgün gibi. Nereden gittiniz oralara yahu? Vay be bravo. Ama şimdi podyuma çıkmak için belirli kriterler lazım o da. Tabii hemen o gözle bakılıyor efendim. Şu kadar bir fotoğraf versinler tamam. Seceresini döktüler yahu. Peki kızlar madem öyle diyorsanız. Selin Şekerci mi diyelim? Bence Selin Şekerci. Çok tatlış ya ama hani podyumu... Yok. Yok oyunculudur o direkt hatta evet, oyuncu. Direkt oyuncu. Peki kızlar. Üçüncü soruda 5.000 lira değerinde sorumuz. Evet. Soruyorum ortak karar mı? Ortak karar. Peki saygı duyuyoruz ortak kararınıza. O zaman kim gönderecek? Peki emin olamadım ama. Sus. Ortak. Hadi o zaman hadi senin uğruna gönder. Ne benim uğrum ortak mı şimdi? Tamam ortak kararımız. Şimdi yanlış çıkacak sonra bana şey yap. Yapmayacağım. Kızmayacak. Hadi kızmayacak. Hadi ben dedim zaten. Tamam ben gidiyorum. Hadi. Ben dedim diyorsun 5.000 lirayı alırım ama. Hadi bakalım. Hazinet için kocaman bir alkış. Fazilet gidiyor. Evet. Aa gönderiyorum. Gönder gitsin. Hadi gönder. Gönderiyorum. Gönder. Gönder gitsin dedik. Koş gel. Koş bakalım gel bakalım. Gel. Efendim konu başlığımız podyumdan ekranaydı. Ay hadi. Şıklarımız arasından C şıkkını seçtiler. Bakalım C şıkkı onlar için... Doğru cevap olacak mı? Olacak mı? Selin Şekerci kazandıracak mı onlara 5.000 lirayı? Hadi çok tatlısın kazandıracak. Göreceğiz efendim. Görelim.